Ya diyeceğiz ki ya Rabbi biz imtihan filan istemiyoruz. Bak buna itiraz etmez Allah. İmtihan istemiyorsan geç öbür tarafa der. Geçersin, her şey yerli yerinde olur. Hiçbir sorunun olmaz. Ben cennet isterim Rabbim dersen, buyur o zaman. Buyur, muhasebeye bir gel der. Dünya muhasebe yeridir. Kafirlerin her şeyleri niye yerli yerinde? Muhasebeye uğramak istemiyorlar. Boş ver biz. Muhasebeye, tamam, muhasebeye uğramak istemeyene bir sorun yok. Dert yok. Gerçekten huzuru olur insanın. Ama üstünde bulundukça toprağın, altına geçmeyeceksin. Altına geçersen vay haline, muhasebe müdürlüğü çok kötü çünkü. Ödenmemiş faturaları mahkeme edecekler orada. Biz hayata böyle bakıyoruz. Böyle baktığımız için de Allah bize huzur vaat ediyor. Böyle bakanlar ne doğurmaktan, ne büyütmekten, ne meşakkatten çekindiler. Sabah namazına kalkmak nasıl zor, uykuyu bölmek, ondan sonra soğuk suyla abdest almak, sonra işe gideceksin, geç kalıyorsun, nasıl zor. Evlat büyütmeyi de sabah namazı gibi gördüler. Ben bir kolay çocuk lütfen rica edeyim. Kahve mi istiyorsun Allah'tan? Kolay çocuk isteyecek. Ne kolay çocuğu ya? Çocuğun kolay olur mu? Asıl kolay çocuk bela. Neden biliyor musun? Çünkü kolay diye zaten sen yan gelip yatacaksın. Sonra onun fatihalarına muhtaç olduğun zaman, kolaycı çocuk olduğu için zahmet edip sana bir fatiha okuyamayacak hiçbir zaman. O da kolay yaşayacağı için sana hasenat olarak gelecek şeyleri yatırmayacak. Hayata bakışımızı tarif ediyorum. Çocuklarımızın bütün olumsuzluklarına rağmen, onlarla mutlu olmanın formülünü tarif ediyorum. Bunu elde edemeyenin, çocuklarından şikayet etme hakkı yoktur diyorum. 18 yaşına kadar beklersin, atarsın dışarı, kurtulursun. Ama 18 bin sene sonra bile çıkamayacağın cehennem bekliyor seni. İnsanlığın başına o belayı musallat ettiğin için. Herhangi bir mümin Rabbinin huzurunda ya Rabbi gecenin 5'inde namaz olur mu yahu diyemediği gibi bu çocuk niye bana geldi de diyemez. O sabah namazı zaten. Ne zaman istedi Allah? Gecenin 5'inde bak o zaman kılıyorsun. Ya biz yeni nesil olarak çok sıkıntılıyız. Sabah 7'de kılsak diyebiliyor mu kimse?